Türkiye gibi bir konuya odaklanması hayli zor bir ülkede bu tür bir çalışmayı yürütmenin ne kadar zor olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Biz burada dünyanın nabzının attığı bir bölgeyle ilgili olarak bir takım çalışmalar, hazırlıklar ve video analizler hazırlarken oradan bir organize grubun Dubai'ye yerleştiği söylenen bir şahsın söyledikleriyle buradaki karanlık bir takım karakterlerin tartışmaları ve bu tartışmaların içine ülkenin İçişleri Bakanı'nın da dahil olması tabii ki odaklanmayı ortadan kaldıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye buna bugün odaklanmışsa yarın başka bir şey tartışacağız ve hiçbir zaman bir sorunun altından kalkmadan diğer soruna geçmiş olacağız. İsmet Paşa'nın her zaman söylediği bir laf vardı. Biz gençken TRT'deki röportajlarında derlerdi ki o günkü abilerimiz, babalarımızın kuşağının gazetecileri, "Paşam, hayattaki başarınızı neye borçlusunuz?" Ne kadar başarılı bilemiyorum. O ayrı bir tarz siyaset. Ama şunu derdi. Ben karşımdaki sorunları birden ona kadar sıralarım. Birinciyi çözmeden ikinciye geçmem. Şimdi Türkiye'de ciddi bir odaklanma sorunu ve bu odaklanma sorunuyla beraber bir anda, bir saniye içinde birden fazla sorunu çözme veya tartışma gibi bir hastalık var. Önümüzde bir sorun var. Türkiye kuşatılmış. Şimdi bu önümüzdeki sorunu hangi kadroyla, ne tür bir biçimde, nasıl çözeceğiz? Askeri mi çözeceğiz, ekonomik mi çözeceğiz, şu mu olacak, bu mu olacak? Eğer ekonomide bir zafiyetimiz varsa, ki var, bu konunun üzerine nasıl gideceğiz? Bunu tartışacağız biz. Yani esas. Ama şimdi oradan biri bir şey söylüyor, buradan biri bir şey söylüyor, ben bile konuya giriyorum. Yani böyle bir durum. Şimdi İsrail ve bağlantısında antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı da bu ülkede özellikle ve dünyada giderek yani yine kim neresini yakaladıysa oradan tartışılan bir pozisyona gelmiş durumda. Mesela Almanya Dışişleri Bakanı Maas büyük bir vahşet sürüyor orada. Yani Gazze'de büyük bir vahşet var. Şeyh Cerrah'ta büyük bir insan hakları ihlali var. Mescid-i Aksa'da İslam aleminin kutsallarına uzatılmış tüfekler var, postallar var. Bütün bunları bir kenara bıraktı. Dün çıktı dedi ki, biz dedi orada yaşanan olayların Almanya'da antisemitik Yahudi düşmanlığını körüklemesine ve buna benzer Yahudilerin güvenliğinin ortadan kalkmasını sağlayacak bir takım uygulamalara yönelmesini asla izin vermeyeceğiz dedi. Tabii şimdi herif diyorum, kusura bakmayın. Yani tarihinden korkuyor. Yani tarihi zaten bu. Bunun yaptıkları bu. Nitekim 2. Dünya Harbi'nde Nazilerin ellerini kollarını sallayarak girdikleri, Almanca konuştuğu için gayet güzel, zaten biliyorsunuz Adolf Hitler de bir Yahudi, Avusturyalıydı. Avusturya'nın aşırı sağcı başbakanı da başbakanlığına bir tane İsrail bayrağı çekti. Ay, yani 29'u çocuk, 109 kişiydi en son sivil öldürülen. Yani çocukları öldürüyor ya. Yani kimse kalkıp Yahudi çocuklarını öldürmüyor. Ama habire Filistinlilerin 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocukları öldürülüyor. Bir aileden 8 kişi öldü son bir bombada. Dördü çocuk, ikisi kadın. Ne demek bu? Yani sen şimdi oraya o bayrağı çektin, o çocukların katillerini mi destekliyorsun? Ben millet için konuşmuyorum, yönetimler açısından konuşuyorum. Ayrıca tabii ki gerek Rusların, gerek Slavların, gerek Ortodoksların, Katoliklerin, herkesin, bütün Batı medeniyetinin bu konuda çok ciddi bir yumuşak karnı var. Ama bu Yahudi düşmanlığı, açık ve net söyleyelim, Hristiyan kültür dairesinin bir siyasal ve sosyal hastalığıdır.
Müslüman coğrafyanın değil. Yahudiler bizim peygamberimizi öldürmedi ki. Biz niye Yahudi düşmanı olalım? Bizim Yahudi düşmanlığımız zaten yoktu ki, tam tersine. Müslüman toplumlar kendi şeriatlarıyla Yahudi şeriatları 3 aşağı 5 yukarı yakın olduğu için Yahudilerle Hristiyanların aksine olağanüstü iyi yaşamış, birlikte yaşamayı öğrenmiş topluluklardı. 1492 Yahudilerin İspanya'dan, Sefarat Yahudilerinin İspanya'dan atılışı. Koskoca bir Osmanlı donanması gitti. O binlerce, yüz binlerce Yahudi'yi getirdi. Selanik'e, oraya buraya, Kırım'a ve Yahudi milletinin soyunun devam etmesini sağladı. Biz 2010 yılının o Mayıs günü Mavi Marmara'da 11 tane vatandaşımız, silahsız vatandaşımız İsrailli komandolar tarafından şehit edildiğinde sadece 11 vatandaşımız şehit edildi diye ayaklanmadık. Biz Müslüman Türk toplumu olarak gerek 1492'de gerek 2. Dünya Harbi'nde on binlerce Yahudi'yi kurtararak bu millete çok büyük faydalarımız olduğu için siz ne ettiniz diye bağırdık. Siz ne ettiniz? Tarihe dönün bakın. Bir tane Türk güvenlik gücünün bir tane Yahudi'yi durup dururken öldürmesi, aşağılaması gibi bir vaka bile yazılmaz. Şimdi böyle bir ortamda bizim 11 vatandaşımızı öldürdüler, lütfedip ondan sonra da yok para verelim, özür dileriz falan. Müslüman toplumların Yahudilerle bir alakası yok. Tel Aviv'de son derece tanıdığım pırıl pırıl demokrat Yahudiler var. Ama Müslüman coğrafyanın Filistinliler ve diğerleri, diğer coğrafyaların İsrail'i yönetenlerle ve İsrail devletinin bugünkü yapısıyla problemleri var. Bu bir etnik mesele değil, bu bir dini kavga değil, bu bir siyasi kavga. Benim bir sürü Yahudi arkadaşım var ama İsrail'e de bu ülkede en çok karşı çıkan adamlardan biriyim. Ama antisemitik değilim. Sol bir kanattan geldiğim için de herhangi bir millete ön yargıyla düşman olmayı, ister Yahudi olsun, ister Rum olsun, ister Ermeni, ayıplar, karşı çıkar. Ama durum bizi habire antisemitik, Yahudi düşmanı diye zorlayan işte Almanlar, başta Avusturyalılar, şunlar bunlar açısından farklı. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yahudilerle uğraşmak Hristiyanlık öncesinde de var. Mesela Cicero var. Milattan önce 1. yüzyılın ünlü siyaset ve felsefe adamı, Roma'nın pagan. Diyor ki o bir konuşmasında Roma senatosunda, bu diyor Yahudilere dikkat edin. Bunlar diyor çok birlikte beraber hareket ediyorlar. Bunların diyor bu birlikteliği, beraber hareket etmeleri ve her fırsattan bir şeyler yakalamaları dikkat çekicidir diyor. Şimdi daha Roma'nın 1000 milattan önce, yani şimdi 2021'deyiz, 2121 yıl önceki durumu anlatıyorum. Mesela Tacitus var, tarihçi Roma'nın, o da milattan sonraki 1. yüzyılda. Neden bu dine bu kadar insan katılıyor diye sorguluyor. O zaman pagan yine Romalılar falan. Mesela 1096 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Alman Hristiyanlar, şimdi Adolf Hitler durup dururken çıkmadı, Alman nereden beyninin arkasında çok ciddi sorun var Almanların. 1096 yılında yani 11. yüzyılın sonlarında Alman Hristiyanlar 1. Haçlı Seferi çerçevesinde Rhineland bölgesinde tüm Yahudileri öldürüyorlar. Tarihe yazılmış ilk Yahudi soykırımı. 1096. 1290'da dikkat edin, Kral Edward, 1. Edward İngiltere'deki tüm Yahudileri İngiltere'den dışarı atıyor. 200 yıl bu böyle devam ediyor. Sonra ufak bir yumuşama geliyor falan.
En son Cromwell 1657'de Yahudileri tekrar İngiliz toprağına kabul ediyor. Yoksa yok, bir tane bile Yahudi yok İngiltere'de. 1348-1351 arasında veba salgınında Hristiyanlar bu işin sorumlusu sizsiniz deyip bütün Yahudileri öldürüyorlar. Ele geçirdiklerini. Şimdi bize bunlar tarih ve şey anlatıyor, soykırım tarihi anlatıyorlar, Yahudilik falan anlatıyorlar, onu anlatıyorum size. Katolikler 1391'de safaratları katlediyorlar. 1478'de Engizisyon devreye giriyor. 1492'de İspanya buralar. Osmanlı'ya kaçıyorlar. 19. yüzyıl boyunca Rusya İmparatorluğu içinde 1821'den 1906'ya kadar defalarca, en çok da Kiev, Varşova, Odessa ağırlıklı olmak üzere ama diğer ülke bölgelerde de inanılmaz Yahudi katliamları, pogromlar yapılıyor. Stalin de antisemitik, Adolf Hitler'den bir farkı yok. Ama bakıyor ki Sovyetler Birliği bunları habire öldürüyor, Slavlar. En iyisi bunlara bir yer yapalım diyorlar. Stalin Sibirya'dan en uzağında bir yere koyuyor bunları bir dönem. Yani bir dönem koyuyor. Sonra Kırım. Kırım işte o çok önemli. Esas orayı da biraz anlatayım. Kırım'da 1783'te Osmanlı Kırım'ı alınca zaten var olan Yahudi nüfusla Osmanlı'nın bünyesindeki Sefarat Yahudileri falan birleşiyorlar. Ve Kırım'da çok ciddi bir Yahudi birikimi oluşuyor. Ve nasıl ki Osmanlı dönemindeki Selanik, İsrail'in babası, kurucusu diye adlandırılırsa İsrail'deki, Selanik'teki büyük Yahudi nüfusu, Kırım'da da bakın ne yapıyorlar Osmanlı döneminde. Bunlar tüccar bir millet ama sonra diyorlar ki arkadaş biz yarın bir gün Filistin'e gideceğiz ta o zaman. Biz burada tarımı öğrenelim. Müthiş topraklar alıyorlar ve tarım kolektifleri kuruyorlar. Tarım kolektifleri. Ve bu tarım kolektiflerinde çok başarılı oluyorlar. Çok güzel üretiyorlar. İşte o tarım kolektiflerinin İsrail kuruluşundaki adı kibbutz. Ne zaman başlıyor? 18. yüzyılda Osmanlı'nın Kırım'ında başlıyor bu öykü. Yani böyle şeyler, öyle olaylar konuşuyoruz biz şu anda. Ve oradaki sonra Rusya geliyor, bakıyor ki Yahudiler güzel yerleşmiş oralara falan. Sonra pogromlar başlıyor. Pogromlardan kaçanları da oralara yerleştiriyorlar. Fakat sonra Almanlar geliyor. Bunlar Özbekistan ve Kazakistan'a Yahudiler kaçıyorlar. Tatarlar kalıyor. Ve sonra Stalin 1944'ten sonra Yahudilere diyor ki dönün ülkenize. Bu arada 180 bin Tatar'ı oradan çıkarıyor. Yerlerine Yahudileri yerleştiriyor ve o dönemin Uluslararası Siyonist Konferansı'yla 10 milyar altınlık bir pazarlık yapıyor. Yani İsrail'den önce acaba Kırım bir Yahudi ana vatanı ilan edilebilir mi diye. Fakat sonra bir görüyor ki Amerikalılar ve evanjelik İngilizler, esas İngilizler tabii, büyük bir hızla İsrail'de, bugünkü İsrail'de, o günkü Filistin'de müthiş bir Yahudi yerleşimi ve Yahudi yapılanmasına yönelince Stalin diyor ki bir dakika, bu Yahudiler üzerinden benim başıma bir şey gelecek. Bu sefer Kırım'daki Yahudileri dağıtmaya çalışıyor. Bunları çok kısa anlatıyorum. Bunların her biri birer kitap. Öyle sadece Abdülhamit, Theodor Herzl falan değil. Bu o kadar geniş bir hikaye ki öyle sadece bir tarafına bakamazsınız. Yani eğer İsrail meselesi İngilizler tarafından ortaya çıkarılmasaydı bugünkü Kırım İsrail olacaktı. Ya bir tür bayrağıyla, şu suyla, bu suyla Sovyetler Birliği içinde oluşturulmuş, tıpkı Azerbaycan, Kazakistan gibi bir Yahudi devleti olacaktı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da işte orada öyle yaşayacaklardı bağımsız olarak. Ama son anda bu olay değişiyor. 1944'te bu konuda bir Yahudi kongresi toplanıyor Sovyetler Birliği'nde.
imzacıları var. Onları sonra Stalin öldürüyor. Yani bu tür talepler getiren imzacılar gümlüyor gidiyor. Mesela bana hep saçma geliyor şu anda ama tabii ki her milletin bileceği bir iştir. Bu İsrail Yunanistan ittifakı Doğu Akdeniz'de. Orhan Gökdemir'in de kitabını okuyun. Osmanlı'nın çöküş sürecinde Yahudi-Rum çatışması diye bir kitabı var. Çünkü bizim Osmanlı'nın çöküş dönemi Yahudilerle Rumların birbirine girdiği bir dönem. Çünkü taraflar şöyle görüyorlar, yani bu Türkler gidiyor zaten, tarihin çöp tenekesini atıyoruz biz bunları. Bunların mirasına kim sahip çıkacak? İşte Rumlar diyor, işte Selanik'i alıyorlar 1917'de falan, pardon 1913'te. Selanik bir Yahudi kenti esasında. İşte ondan sonra Yahudiler işte Filistin ve civarına yerleşmeye başlıyorlar. Böyle bir Rumlarla Ermenilerin ittifak halinde Yahudilerle yaptığı büyük bir kavga var o dönemde ve hala devam ediyor. Çünkü 1917'de Selanik'in üçte birini yakan büyük bir yangın var. O yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı, çünkü Yahudi mahallesinin yakıldığı ve Yahudi nüfusunun %50'sinin göçe zorlandığı, devamında da Yunan hükümetinin Yahudileri oraya sokmayıp Selanik'i Rumlaştırma politikasını devreye soktuğu, ama Yahudilerin de bunun karşılığında herkes bize yıkarlar o yangını, Türk ordusunun süvarisinin İzmir'e girdiği dönemde Rum mahallesinde çıkan yangını, ateşini onların yaktı ve bir daha bu İzmir'e sizi sokmayacağız dedikleri de bilinir. Bilinir, bunu tarih yazıyor yazmıyor neyse ne, bilinir ama. O günün şartlarında notlar tutulmuştur, bilinir. Yani İzmir yangını da Rum mahallesini yakmıştır ama Türkler yakmamıştır, onu da söyleyeyim. Başkaları yakmıştır, Yahudiler yakmıştır. Yani bir daha gelmesinler buraya diye, zaten gelemediler. Sonrasında mübadele falan oldu. Şimdi böyle bir tarihin içinden geliyoruz ve bizi Batılılar bizleri, Müslümanları, Türkleri, şunları biz şey yapıyorlar. Efendim Yahudi düşmanı oldu. Hayır, eğer İsrail denilen bir devlet oraya kurulmasaydı veya kurulsa bile daha böyle 1967 savaşı olmadan, daha düzgün bir ilişkiler ağı içinde, fazla genişlemeci bir arzu taşımadan varlığını korusaydı, Müslümanlarla Yahudiler birbirlerine girmezler, orada bir sistem, bir tesanüt kurarlardı. Şimdi genel yapı şu, İsrail'in politikalarına karşı çıktığın an sen Yahudi düşmanısın diyorlar. Arkadaş, sizsiniz Yahudi düşmanı. Ben niye olayım? Ben Filistin'de süren o vahşete karşıyım. Bakın, CIA eski başkanlarından John Brennan bu yıl dedi ki, tarihi büyük yıkımlar ve katliamlarla yüklü bir milletin bir başka mazlum millete, ki burada Filistinlileri bahsediyor, daha empatiyle, daha yumuşak yaklaşmasını beklerdi. Diyemiyor ki arkadaş, siz ırkçılık yapıyorsunuz. Ama diyor, onun da diplomasisi böyle. Diyor ki arkadaş, siz daha 70 yıl önce dedeleriniz Auschwitz'lerde şurada burada bir hale oldular. Ki liberal demokrat milletvekili İngiliz David Ward açık söyledi. Ben dedi iki defa Auschwitz'e gittim. Çok üzüldüm. Ama bir de Filistin'e gittim. Orada daha da üzüldüm. Niye dedi? Çünkü orada yakılmış olan insanların torunları bu insanlara bunu nasıl yapabiliyorlar diye dedi. Evet, ırkçı bir hareketle karşılaştık İsrail'de. Bu ırkçı hareketin kurucusu 1932 yılında doğmuş, New York'ta doğmuş Haham Meir Kahan'dır. İyi dinleyin beni. Bu Meir Kahan
bütün Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine Süleyman Tapınağı'nın kurulmasını ve Suriye toprakları üzerinden Fırat Dicle hattına kadar Nil'den başlayıp Büyük İsrail'in ancak böyle kurulabileceğini söyleyen bir adamdı. 1990 yılında Mısırlı bir şahıs tarafından öldürüldü ama şu anda Leheva diye adlandırılan bir örgüt üzerinden bütün fikirleri hızla büyüyor ve Leheva'nın da karşılığı bir gençlik hareketi, kutsal toprakların asimilasyonunu önleme hareketi bu. Yahudi ırkçı hareket. Ve şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda İsrail siyasetinin %72'si aşırı sağcı ve ırkçı, dinci Yahudi partilerinin elinde. Şimdi kendi gitmiş, bütün ırkçılığı burada güçlenerek devam etmiş. Ve bunların söyledikleri şey şu: tüm Araplar bu coğrafyadan gidecek. Bu Leheva, 51 yaşında Benzi Gopstein diye bir adam başında bunların. Bütün Araplar gidecek. Kudüs ve İsrail topraklarında Noel kutlaması yapılmayacak. Ve Fırat Dicle Havzası'na kadar da gideceğiz diyor. Ve bunun için de evanjelik, Hristiyan Siyonisti, Batılı gruplardan o meşhur Armageddon'u uzun uzun anlatmayayım. İşte yok, bütün Mescid-i Aksa yıkılacakmış da Süleyman Tapınağı kurulunca Mesih gelecekmiş falan filan. Onları anlatanlar bunlar ama Amerika Birleşik Devletleri'ni bunlar yönetiyor arkadaşlar. Bunlar yönettiği için Amerika Birleşik Devletleri bu vahşete, yani evanjelikler yönettiği için bu vahşete bu kadar sessiz kalıyor veya İsrail'i her fırsatta destekliyor. Şimdi buradan şöyle bir duruma geliyoruz. Irkçılık, Filistin coğrafyasında, Yahudi ırkçılığı, Filistin coğrafyasında daha büyük bir savaş arıyor. Daha büyük bir savaş. O büyük savaş sonunda evanjelik, Hristiyan Siyonist İngiltere'si ile, çünkü 550 milyon evanjelik yaşıyor bu dünyada ve Amerika'nın da %35'ini oluşturuyorlar. Bu coğrafyalardan kendilerine çok güçlü bir askeri destek alacaklarını da biliyorlar. Biliyorlar. Bu Gazze ve çevresinde yaptıkları işin başlangıcı. Onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye demokrat bir çizgide, insan hakları savunucusu bir kimlikle, işin içine dini karıştırmadan, etnik grupları ve milliyetleri karıştırmadan sadece ve sadece siyasi söylemle bu işi götürürse büyük bir coğrafyanın otomatik lideri olur. Ama söylediğim şartlar içinde. Söylediğim şartlar içinde. İsrail'i siyasi bir muhatap olarak alırsak. Hep anlamadığım bir şeyi son kez söylüyorum. Tekrar. Yahudi düşmanlığı bir Hristiyan hastalığıdır. Tarihte yaşanılanların hepsi Hristiyanların, hangi milletten olursa olsun, Yahudilere dönük soykırımlarıdır. O soykırımların, o büyük felaketlerin bedelini Müslümanlar ödemek zorunda değildir. Ne topraklarında ödemek zorundadır, ne de fiilen öldürülerek ödemek zorundadır. Onun bedeli sizde. Yani tarih boyunca Yahudilere bu işleri yapmış ne kadar Hristiyan toplum varsa onların bu bedelin tazmin etmesi lazım. Siz kalkıyorsunuz, ya biz çok kötü işler yaptık, işte 4 milyon Yahudi'yi fırınlarda erittik, ortaya bir tane devlet çıkaralım da onlar orada yaşasın diyorsunuz, getire getire adamı oraya koyuyorsunuz. Sordun mu? Sordun mu Filistinli'ye o adam oraya gelirken? Bütün dünyanın meselesi bu. Başkasının günahını Müslüman çekiyor. Başkasının günahını Müslüman çekiyor. Bir daha söylüyorum.
başkasının günahını Müslüman çekiyor. Yok böyle bir şey. Kategorik olarak reddediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.